Herkese merhabalar. Ben ABK Teknikten Uygulama Mühendisi Ahmet Sait Tüfekçi. Bu ipucu videomuzda sizlere SolidWorks Simulation içerisinde yer alan kenar kaynak bağlantı tipinden bahsedeceğim. Dilerseniz SolidWorks ekranına bir geçiş yapalım. Göründüğü üzere elimizde bir parçamız mevcut. Biz bu iki parçamızın birleştiği noktalardan bir kenar kaynağı tanımlamak istiyoruz. Peki ben bunu SolidWorks Simulation içerisinde nasıl gerçekleştirebilirim? Tahmin edildiği üzere bağlantı elemanları kısmına sağ tıklıyorum ve burada bağlantı tiplerimi görüyorum. Dikkat ettiyseniz burada bir kenar kaynağı seçeneği var. Bu kenar kaynağı tıkladıktan sonra beni bir sekme karşılıyor. Burada birden fazla seçeneğimiz mevcut. Dilerseniz teker teker kendilerinden bahsedelim. Öncelikle kaynak tipinden bahsedelim. SolidWorks Simulation içerisinde 4 farklı kaynak tipi mevcut. Bunlar radius çift taraflı, radius tek taraflı, yiv çift taraflı ve yiv tek taraflı olmak üzere 4 seçeneğimiz mevcut. Biz bu parçamız için Radius çift taraflı seçeneğini kullanacağız. Ardından burada üç farklı seçeneği mevcut. Yüz seti 1, yüz seti 2 ve kesişen kenarlar şeklinde. Yani aslında şunu demek istiyor bizlere. Kesişecek olan iki tane yüzün seçimini ve ardından buradaki iki yüzün kesiştiği kenarı seçmemizi istiyor. Kesişmesi gereken iki tane yüzümü seçiyorum ve ardından program otomatik olarak hangi kenarın kesişeceğini tanımlayarak otomatik bir seçimini yapmakta. Dilerseniz birlikte bir bakalım. Önce birinci yüzümü seçiyorum. Ardından ikinci yüzümü seçiyorum. Dikkat ettiyseniz direkt kesişen kenarın ne olduğunu bana program otomatik olarak göstermiş oldu. Ve yakınlaştığımda da sanal bir kaynak oluşturmuş oldu bana. Tekrardan uzaklaşıyorum. Ve dikkat ettiyseniz tahmini kaynak boyutu şeklinde bir ölçü çıkardı bana. Daha sonrasında sekmeye dönecek olursak buradan kaynak boyutlandırma seçeneğimiz mevcut. Amerikan standartı, Avrupa standartı şeklinde iki farklı standartımız mevcut. Biz bu parçamız için Amerikan standartını uygulayacağız seçimimi yapıyorum. Ardından burada elektrot olarak seçimimizi gerçekleştirebilirsiniz dilediğiniz gibi. Daha sonrasında buradan kaynak mukavemeti default olarak tanımlandı. Buradan birimini değiştirebilirsiniz. Ardından güvenlik faktörü seçimlerinizi yapabilirsiniz. Buradan tahmini kaynak boyutunu kapatarak kendiniz direkt manuel olarak da değiştirebilirsiniz. Tahmini kaynak boyutu da elinizdeki olan ölçülere göre tahmin edilmiş bir kaynak boyutu olarak düşünebilirsiniz. Daha sonrasında alt tarafta sembol ayarları diye bir seçenek var. Oradan da oluşturulan sanal kaynağın rengini değiştirebilirsiniz. Buradan rengini düzenle diyerek renk değişimi yapabilirsiniz. Veyahut da buradan sembol boyutunu artırarak oluşturulacak olan kaynağın sanal boyutunu arttırabilirsiniz bu şekilde. Default olarak yüzde de kullanabilirsiniz. Ardından buradan komutu onayladıktan sonra isterseniz bir yakınlaşalım parçamızın üzerine. Dikkat ettiyseniz sanal bir kaynağımız oluşturulmuş oldu yine. İsterseniz aynı işlemi bu kenar içinde yapalım. Öncelikle parçamı tekrardan uzaklaştırıyorum. Ardından bağlantı elemanları sağ tıkladım. Buradan kenar kaynağı diyorum yine. Daha sonrasında yüz seçimimi yapıyorum. Bu yüzümü seçtim. Ardından bu yüzümü seçtim. Otomatik olarak kesişen kenarım geldi. Yine Amerikan standartını seçiyorum. Elektrot olarak yine değişiklik yapmıyorum. Buradaki değerleri aynı şekilde bırakıyorum. Ve buradan tekrardan onaylıyorum. Yine üzerine getirdiğinizde burada direkt oluşturduğunuz kaynağı görebilmektesiniz. Aynı şekilde önceki oluşturduğunuz kaynak içinde bunu düşünebilirsiniz. Yine isterseniz yakınlaşalım bakalım oluşturulmuş sanal kaynak kenarlarını görebilmektesiniz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.